kampüsüne bir ucu sendir dinleyici olarak katılıyordum. İlk defa geçen sefer onda izlediğim. Yine merak etmeye başladığım bazı şeyleri işte başkanlara anlatayım dedim. Bu kez biraz geçen Şubat ayında anlattığım şeyleri biraz önce özeti gibi olacak. Ondan sonra da yeni bir kavramlar üstüne koyacağız. Şimdi çok fazla aslında ders gibi bir şey olmayacak. Çünkü bir geniş, yani konuların yayıldığı alan geniş. Biraz sanki şey gibi, yani bir takım fikirlerin tarihçesinden bahsediyor gibi bir konu. Kozmolojiden hani aslında bahsetmek istiyorum. Ama yani nereden, ne kadar yerden alacağız o tabii biraz yoruyor. Yani sorun oluyor. Nereden başlayalım? İşte 5000 öncesi yani ilk hatta daha öncesine kadar da gider. İlk kim baktıysa kafasını kaldırıyor gökyüzüne yani oraya kadar gidiyor. O yüzden biraz yerden kesmek lazım. Isaac Newton'un bu genel işte kütle çekim yasası herhalde biraz şey gibi. Yani bir dönüm noktası olabilir. Olabilir. Böyle de yani oradan başlamak mantıklı olabilir. Şimdi zaten özür dilerim abi. Biraz dönüyoruz şurada. Şöyle. Başlamam mı? Yok canım abi. Anne diye merhaba. Merhaba ben. İsmim görmesinde onu doğru görmesinde. Ağaçtan kopup yani
yere düştüğünü gördüğünde o an hani sanırım işte çakanmış neden duyuyor ki yere düştüğünü merak ediyor. Yani neden işte şöyle düşmüyor ya da bu şekilde gidip de düşmüyor da hani şöyle bir yol izleyerek ve her seferinde nerede yani ne zaman bırakırsam bırak serbest bir şekilde bırakıyorsam hep aynı şekilde davranıyor. Vardığı sonuç tabii ya bugün hepimize çok normal geliyor ama elmanın dünyanın merkezine doğru gitmeye çalıştığı ve bunu yaparken en kısa yolu izlediği bir sonuç. Ondan sonra şöyle bir düşünce deneyi yapıyor. Birkaç tane daha düşünce deneyiyle karşılaştı. Başka insanların yaptığı. Bu eğer serbest bırakırsam öyle bir yol izliyor. Tamam. Ama eğer bir ilk hızım olursa işte fırlatırsam nasıl bir yol izleyecek? Hemen deneyim. Herkes böyle biliyor. İşte daha hızlı atarsam daha hızlı düşecek. Ya peki diyor hani düşünce deneyim olmasının şeyi orada zaten. Hem zorunluluğu hem güzelliği. Dünyayı canlandırıyor yüzünden. Yani bu örnek birçoğumuzun yine hatırladığı şeydir. Hani yatarak hızlı attığında buraya düşer. Daha hızlı atarsam buraya düşebilir. Öyle bir hızla atabilirim ki sürekli dünyayı doğru düşmeye devam eder ama tekrar da gelebilir. O zaman da o ilk turu hafızaya başlayınca ise ikinci turu da atacak. Üçüncü tur böyle gidecek. Vardığı sonuç, burada vardığı sonuç işte. Yani ayın aslında dünyaya doğru düşmekte olduğu ve elmanın tabi olduğu şey neyse, o hareketi yapmasına sebep olan şey neyse, ayın o hareketi yapmasına sebep olan şey de aynı. Bu genelleştirmesi, bütün cisimler arasında böyle bir etkileşiminin aynı şekilde gerçekleştiğini keşfetmesi muhtemel işte yani kendi arasında kendine göre en önemli şeydir, kısmıdır. Şimdi burada bir tane hani ilginç bir şey var. 1687 yılında şey yapmış. Doğa felsefesinin temel ilkeleri kitabını yayınlıyor. Orada ilk defa yazılı olarak bu ilişkiden bahsediyor. Orada burada dikkat edin eşittir yazmadım. Orantılı yazdım. Tam iyi görünmüyorsa orantılı işareti. Söz konusu iki cismin kütlesi ve merkezlerinin aralarındaki mesafenin karesi. Bunun orantılı birbirinden uyarıdır kuvvet. Burada bir sabit var bu oran sabiti. İşte biz onu bugün büyük Y harfiyle gösteriyoruz. Anladığım Newton kütle çekim sabiti diyoruz ama bu sayısı olarak ilk kez tam hatırlamıyorum. Newton öldükten 12 yıl sonra falan hesaplanıyor. Yani kendisi yaşarken değilmiş. Bu sabitin ne olduğunu bilmiyor. Öğrenemiyor. Şimdi burada tabii Newton'un muhtemel neyi önemli gördüğünden bahsettik. Yani bu keşifte başkalarının önemli gördüğü başka bir kısım var. Bugün 687 yılında tarih. Bundan bir 87 yıl önce 1600 yılında yani çok eski bir tarih değil buna göre Giordano Bruno isminde birisi. Bu işte bir rahip ama işte aynı zamanda astronom. İşte o dönemki klasik mekanik bilgilerle ilgileniyor. Hani kendisi de şey çalışan eden, öğrenmeye çalışan bir insan. Evrenin büyüklüğünün sonsuz boyutta olduğu iddia ettiği için ve bu iddiasından da geri adım atmadığı için kafirlikle suçlanıyor ve yakalarak idam ediliyor. 1600 yılında. Evrenin sonsuz büyük olduğunu söylüyor. Evet, büyük oldu. Sonsuz büyük oldu. Şimdi burada sorun yaratan şey yani Katolik Kilisesi açısından yani evren sonsuz boyutlu sonsuz büyüklükte olursa ve her yer işte bizim bildiğimiz dünyevi kurallar ile idare ediyor olursa o zaman Tanrı'ya yer kalmaz. Bu gerekçeyle kafirlikle suçlanıyor ve işte bu
keşfin ilanına 87 yıl kadar önce, çok da uzun bir süre değil, idam ediyor. Bugün o idamın yapıldığı meydanda işte Roma'nın bir sergileniş, işte heykeli var Giordano Bruno. Bu kısma takılıyor insanlar, şu aşağıdaki rekare kısmına. Çünkü bu formüle baktığınız zaman o beğenin bir şeyi yok. Herhangi bir sınır getiren bir şey yok. İstediğiniz kadar gidebilir. Sonsuza kadar gidebilir. Yani bazı insanlar bu ifadeye baktıkları zaman hemen yiyip yiyorlar. Şu an şimdi yiyip olduktan sonra. Bu Isaac Newton'ın kendisini de çok rahatsız ediyor. Yani o da çünkü çok inançlı bir insan. Yani rahatsız ettiğin belirtiler, şimdi mektuplaşmaları var falan filan, yani öyle durumlar var. Yani sonsuza kadar uzanabiliyor olması bu kuvvetin etkilerini, yani her yerde geçerli olduğunu, ne kadar etkisi azalıyor olsa bile her yerde geçerli olduğunu gösteren bir durum oluyor. Mesela şey vardı, sosyologlarda bütün büyük çaplı toplumsal olayları işte Fransız ihtilaline bağlamak şeyi vardı. Bazı insanlar da Fransız ihtilalini UFO formülü şifresine bağlar. Yani hakikaten şeyde tane yer bırakmadığı sonucunu işte bu halde tetiklediği yani çağırdı bazılarında. 1680 yılında. Daha sonra şimdi inanmaya başlıyor insanlar. Evrenden sonsuz büyüklükte olduğuna inanmaya başlıyorlar. İnanmalar var. Sayısı daha fazla çoğunluktalar. Sonra yine yani hepimizin yine bildiği, fark ettiği, daha önce de milyonlarca insan fark ettiği bir şeyi birisi bir gün başka bir şekilde sorguluyor. İşte o da tam tarihini 1826 olarak söyleyeyim. 1826 yılında Heinrich Olbers, Olbers paradoksu diye belki duymuşsunuz böyle bir şey. Soru çok basit. Gece gökyüzü neden karanlık? Yani hepimizin bildiği bir şey. Yani o gözden bulmasında bir şey yok. Bir tartışma yok. Yani kimse daha yok aydınlık demiyor. Gece gökyüzü karanlık. Ama eğer şeyse, eğer bunun büyüklüğü sonsuzsa, yani hangi doğrultuya bakarsak bakalım, o doğrultuda arka arkaya sıralanmış sonsuz tane hız olması lazım. Gece de olsa gökyüzünün apaydınlık olması lazım. Ama öyle değil. Şimdi Heinrich Olbers'e hemen şöyle bir itiraz geliyor. Diyor ki tamam ama hani sonsuz büyüklükte ya, onda sıkıntı yok. Sonsuz tane yıldız var ama uzaklaştıkça parlak azalıyor. O zamanlar binler bir şey bu. Şu mesafenin karesi yine ters orantılı bir şekilde gidiyor parlak. Yani çok aslında ilginç, şimdiden bakınca ilginç. Yani o ana kadar hiç kimsenin yapmadığı basit bir hesap bu. O parlaklığı bize herhangi bir yıldızdan ulaşan işte parlaklığı, işte şöyle bir şey de göstereyim. Bir şeylerin başlattı o. Bu yıldızın kendi asıl parlaklığı olsun, kendi civarında ölçülebilen. İşte bize olan mesafesi de bu olsun. Bizim onu gördüğümüz parlaklık, evet aramızdaki mesafenin karesi de azalıyor. Ama neden sonsuz büyüklükte işte bakıyorlar kabaca homojen dağılmış bütün yıldızlar. O zaman çevrenin sayısı, yıldızların sayısı, bunu da böyle diyelim. Bu da mesafenin üç boyutu bile artıyor. Dolayısıyla bir noktadan sonra bu ekip tekrar baskın gelecek ve şey argümanı geçersiz kalacak. Yani parlak azalıyor tamam. Ama sayılarının artışı baskın geliyor ve yine bizim hangi yöne bakarsak bakalım aydınlık yönetimi geliyor. Bu işin içinden tabi o zamanlarda çıkamıyorlar. Kabaca işte birkaç tane fikir var. Bu fikirlerin biraz ortak noktası gibi olan şey şu oluyor. Tamam yine evin büyüklüğü sonsuz olsun. Ama ışığın hızının bir üst limiti olsun. Çok uzaklardan bize ulaşmak için henüz vakit bulamamış olsun.
genelde işte yani ölçüm yapmak ışığımız yani çok yüksek bizim günlük hayatımıza kıyasla çok zor olduğu için herhalde işte genelde işte çok anında gidiyor geldiğinde fazla gidiyor sanırım. Işığın hızının bir üst limiti olabilir fikri orada biraz yeşeriyor. O fikir yeşerdikten sonra yapalım. İkinci kısımda aslında biraz değineceğim. Bundan sonra işte bu ışık hızı üzerine biraz daha kafa yormaya başlayan işte malum Albert Einstein'ın işte özel görelilik ve genel görelilik fikirleri var. Ancak yani şu aşamada değil, ona bu ikinci kısımdan kısa bir ara verdikten sonra yapacağız. Önce şunlar değinelim. Kanunları var şey, elektronik değerlerde bakanlığımız. Yani aslında hep oradan biliyoruz ama aslında şeyi ilk sistematik olarak ortaya belki şey, soğurma spektrumu denen bir mesele. Şöyle bir durum olsun, bir işte ışık akısı var, bunun önünde de bir şey var, bir parçacıktan epey var, bir parçacığın gazı var. Bu şeyden geçerken, şimdi bugün bildiğimiz kısmıyla hani baktığımızda en az oluyor işte atomun bir tanesi üzerinden. Atomun diyelim işte belli bir yörüngesinde elektron var. Bu gelen ışığın bu elektronun tam bir üst yörüngeye çıkaracak kadar enerji taşıyan kısmı bu elektron tarafından soğuruluyor. Elektron bir üst yörüngeye çıkıyor ve dolayısıyla bu ışık akısı içerisinde tam şu aradaki enerji farkına denk gelen fotonlar azalıyor, hepsi azalıyor. Dolayısıyla biz bu gelen ışığı değişik dalga boyları aralığından incelediğiniz zaman o zaman belirli dalga boylarında ışık görmüyorsunuz çünkü onlar size gelmiyor. Bu elektronlar kaybediyorlar. Yani. Daha sonra hani o elektron tekrar eski yörüngesine dönerken rastgele yönlerde foton saçtığı için hani birbirini tam olarak karşılamıyor. Şimdi işin tabii ilginç tarafı 1848 yılı bu. O zaman elektronmuş, yörüngeymiş, atommuş var tabii böyle şeyler yok. Sadece belli maddelerin belli dalga boyundaki ışığı soğurduğunu keşfediyor. Yani o zaman muhtemelen kimse anlam veremiyor. Ama daha sonra bu şeyde hani astronomik gözlemlerde hemen kullanılmaya başlanmış oluyor. Çünkü bildiğimiz hidrojen gazının işte bilinen bir şeyi hemen şey çıkarılıyor. İşte bu soğurma spektrumu çıkarılıyor. Daha sonra başka galaksilerde işte Edwin Hubble'ın şeyde o yöntemi aslında o şekilde oluyor. Başka galaksilerden gelen ışığın o soğurma spektrumuna bakın. Orada ilginç bir şey görüyor. Bizim dünyada gördüğümüz spektrum yine karakter olarak birbirine çok benzeyen ama sayısal değerleri biraz farklı olan bir sonuçta karşılaşıyor. Onda da şöyle bir yorumda bulunuyor.
bundan sevinin tahmin etmişler lazımdı. Dediğim şeyle çıkıyor. Kaldı boyunca çıkıyor. Bildiğimize göre sabit durumdaysak biz de onu tam olarak aynı şekilde gözlüyoruz. Bu ikisi genç oluyor. Tamam. Ama bu kaynak kaydediyorsa o zaman bu dalgayı belli bir frekansta değişiyor. Bir dalga yayınladıktan sonra ikinci bir dalga yayınlayana kadar artık belli mesafe uzaklaşmış oluyor. Dolayısıyla biz de onu yani etkin olarak sanki şu dalga boyu birazcık uzamış gibi gözlemliyoruz burada. Orada artık bizim gözlediğimiz dalga boyu asıl dalga boyundan büyük çıkıyor. Bunlar işte eğer bu cisim uzaklaşırsa, kaynak ve biz birbirimizden uzaklaşıyorsak dalga boyu uzadığı için, enerjisi azaldığı için hızla kaynak deniyor. Bunu yine hatırlıyoruz. Ve bu şeyde de hani hidrojen atomunun o soğuma spektrumunda da o hızla kaymaları görülüyor. Bu yani tek başına zaten yeterince ilginç bir şey ama daha da ilginci var. Bir de onun biraz daha ilginci var. O da şu, gözlediği galaksilerden böyle bir şeye, veriye ulaşıyor ki bir galaksi bizden ne kadar uzaktaysa biz burada değil, diğer galaksi de burada olsun. Ne kadar uzaktaysa aslında şöyle söyleyeyim, bu galaksi bizden veya hızıyla uzaklaşıyorsun. Örneğin mesela iki katı uzaklıktaki başka bir galaksi bizden iki ve hızıyla uzaklaşıyor. Ne yöne bakarsak bakalım, birkaç tane şey açtık, birkaç çok yakın hani ona lokal grup diyorlar. Lokal grubun birkaç galaksi hariç. Ne yöne bakarsa baksın bütün galaksiler bizden uzaklaşıyor. Hepsi bu mesafe ve hız ilişkisine uyuyorlar. Dahası birbirlerinden de aynı şekilde uzaklaşıyor. Yani sadece biz ortada duruyoruz da herkes bizden kaçıyor gibi bir durum yok. Her şey birbirinden uzaklaşıyor. Her şey birbirinden buna benzer bir ifadeyle uzaklaşıyor. Peki herkesin birbirinden aynı şekilde uzaklaşmayı nasıl yapıyor? O biraz şey gibi... Yani dünyadan ben bakıyorum, havuz bakıyorum. Diğer gezegenlerin bu şekilde gözlemleri yapıyorum. Birbirlerine uzaklaştığını birbirlerine göre aynı şeyi yaptığını yani. Yerin paylaşması ve yerin paylaşması mı paylaşıyor? İki tane şey var. Bir tanesi dünyaya göre yapıyorum. Dünyadan bakıyorum. Tamam şimdi kabaca iki tane şey var. İki şey birbirinin çakışması oluyor. Bir tanesi bu uzaklaşma mümkün olunca radyal bir şekilde oluyor. Yani bizden o baktığı galaksiye bir böyle doğrultu çizdiğini düşün. O doğrultu üzerinde uzaklaşıyor gibi bir şey var. Bulgusu var. Bir de yani şey sonuçta iki tane iki kişi olsun. Hatta yani daha canlımız kolay. İki kişi senden koşarak uzaklaşıyorlar. İkisini birden görebiliyorsan birbirlerinden uzaklaşıp uzaklaşmadıklarını da görebilirsin. Yani onun önce bir engel yok. Sen görememen çok olur. Yani tamam sen buradasın. Yani şurada bir şey var. Burada başka bir şey var. Bu senden uzaklaşıyor. Uzaklaşıyor. Bu da uzaklaşıyor. Ama bu ikisini gördüğün şu açının daralıyor ya da genişliyor oluşu ya da sabit kalıyor oluşu sana bunların yaklaşık yaklaşmadığını söyler. Burada zaten yavaş yavaş şeyde alttan alta birikmeye başlayan ortaya çıkmaya başlayan bir takım şeyler oluyor. İlkeler, ilk şeyin ismini Kopernik. Yani Van Thomas'ın ismi onun biraz başka bir şey sanırım.
Aslında yanlış uzaklaştığını anlıyoruz tabii ki buradan da. Orada denilmeye çalışan şey bu. Okul kişisini tekrar geçilsene. Şey mi? Üç tane şey var işte. Bir tane bundan uzakta bir tane bir şey çiz. Mesela bir kadın insan. Tamam şimdi biz diyoruz ki biz eğer şu en solda çizdiğimiz bir şeyse yani işte şu iki şey bize göre de hızlı ilerliyor. Bizden uzaklaşıyorlarsa mesela. Diğer en uzaktaki şey bizim 2B hızıyla uzaklaşıyor. Evet. Ama Hubble bununla beraber diyor ki mesela bu ortadaki iki şeyden bir tanesi için konuşursak o iki şey birbirine mesela işte aynı mesafede olsun öbür en sağdaki şey de onlar aynı mesafede olsun. Bir uzakta başka bir şey daha varsa o bize... Bu neyle aynı mesafede olsun? Yaklaşıyorken, bir tanesi uzaklaşıyorken, bunlar farklı yönlere gidiyorken biz dünya için, kendimiz için bunu gözleyebiliyoruz. Daha uzaktaki daha uzak gidiyor, daha yakındaki daha yakın gidiyor. Şunun için biz bunu, yani şu anda bilgisayar simülasyonu yapabiliriz tabii ki, bunun farkındayız. Bilgisayarda yapabiliriz ama bu adam için bu gözlemini sorulabilir. Ben de çok anlamıyorum. Yani biz burada burada olsaydık da her şeyin uzaklaştığını söyledik. Evet, onu da söyledik tabii her şey için. Çünkü homojen bir izotropik bir şeyden bahsediyor. O çıkarsamayı buradan gidiyor. Yani şimdi ben hakikaten nasıl görünmeyeceğini tamamlayarak yani şey diyor, saçıyorsun herhangi birinin üzerinde saçılan parçaların herhangi birinin üzerinde durduğunu varsa her şey sende uzaklaşıyor. Öteki birinin üzerinde durduğunu yani ama sen bahsediyorsun olduğu için tamam adamın boşu uzaktır. Adam diyor ki biz merkezde değiliz. Adamın esas şeyi uzaktır. O zamana kadar da biz merkezdeyiz, etrafımızda sadece Samanyolu var ve her şeyimiz uzaklaşıyor. Yani çok güzel. Ama o diyor ki biz merkez değiliz. Herhangi bir yer merkez olabilir, o yüzden hiçbir yer merkez değil. Evet, aslında kritik nokta öyle. Evet, havada da başlıyor. Havada biz de onlar da uzaklaşıyoruz. Yani çalıştım, o Kopernik'ten bahsetmeye başladım ya. Tam soruyu sorarken. Dedim hani alttan alta bir takım birikmeye başlayan bazı şeyler var, fikirler var. Başlıyorlar. Bu ilk daha dünya işte evrenin merkezinde mi değil mi derken sonra bakıyorlar güneşmiş aslında evrenin merkezi falan. Sonra bakıyorlar o da değilmiş de galaksinin merkeziymiş evrenin merkezi. Sonra yine Hubble başka galaksileri gözleyip incelemeye başlıyor. Diyorlar demek ki şeymiş bizim galaksi de değilmiş evrenin merkezi. Şeymiş lokal grubun merkeziymiş. Yani bu şeyden sanırım biraz yola çıkarak, bu gidişattan yola çıkarak kabaca bir homojen dağılım olduğunu, hani uzaydaki yıldızlar değil mi? Galaksilerin homojen bir dağılımı olduğunu görüp oradan hani buna benzer bir çıkarımda bulunmuşlar. Tabii ki biraz şey, hızlı atılmış bir takım adımlar var. Hatta dedim yani bu çok ilginç bir keşif. Mesafeyle doğru orantılı olarak biz, hızın artıyor olması, uzaklaşmasının daha ilginci var dedim. Daha ilginci, Hubble'ın bu keşif yaparken o çizdiği grafik, yani şimdi slide kullanmadığım için onları da göstereceğim ama daha önce belki görenleriniz vardır. İşte mesafe ve hız grafiği olsun. Mesela şöyle bir durum olsa, veriler aldık ve işte şöyle bir şeyler durur. Bunu kabaca herhalde işte şöyle bir fonksiyon dur diye hani yorumlayabiliriz. Böyle bir eğilim vardır zaten. Bir fonksiyon uygulama. İşte Hubble'ın yaptığı biraz o aşamada ilginç tabii. Hani biraz veriler şunun gibi. Bakıyor ki abi bir şey var. Yani bir şey var. O açıdan yani bir takım şeyler var. Hani daha derinden gelen hani şey bence felsefi şey olan temeli olan bir de güzel bir şey. Hani biz ev
devletin merkezindeyiz. Devletin hatta bir merkezi yok. Yani halen kesinliği olan bir şey değil. Çok büyük ihtimalle böyle. Ama yani... Peki evlat olduysa çok iyi bir merkezi olmaması nasıl oluyor?